Daha önce de ben başkan olarak bir iki sefer karşılaşmıştık. Göz altında ilk defa bu spor salonunda şey vardı, istasyon olarak şeylerle, polis barikatlarıyla böldükleri bölümlerde biz aynı bölümde 6. istasyonda beraber kaldık 25 gün boyunca. O zaman da sağlık sorunları vardı. Yani astım ya da KUA benzeri bir hastalık vardı, ilaç kullanıyordu. Şartlar da iyi değildi. Yani hem hijyenik olarak hem toz, duman vardı. 300-350'ye aşkın kişi beraber o salondaydık. Sürekli şeyle, yani solunumla ilgili problem yaşıyordu. Mustafa Altun arkadaş kendisiyle daha çok o ilgileniyordu. Bizim aramızda bir iki adam vardı. Yani böyle bölümler, yerde yatıyorduk zaten. Şartlar da kötüydü. Kendisi de rahatsızdı. Yani buna bile ben o zaman, o günkü şartlarda bunu nasıl gözaltına alırlar diye kendi kendime düşündüm. Fakat daha sonra beraber tutuklandık. Yani 25 gün boyunca sürekli nefes zorluğu, nefes darlığı, nefes almada sıkıntı yaşıyordu. Onu gördüm. Zaman zaman yok, tekerlek değil, sedye ile zaman zaman götürdüler kaç sefer. Zaten dışarı götürmüyorlardı. Herhalde ambulans dışarı geliyordu. Dışarı götürülüp bir iki saat işte hava mava oksijen veriyorlardı. Tekrar geri getiriyorlardı. Göz altından sonra biz içeri gittikten sonra bazen haftada bir, bazen iki haftada bir spor salonlarında ya da sohbet odalarında karşılaştık. Yani bir iki sefer durumunun iyi olduğunu ben gördüm. Ben hatta kendisine dedim, Bazo Başkan biraz durumun düzelmiş. Dedi iyidir, idare ediyor. Fakat daha sonra tekrar yani kötüleşti. Zaman zaman o kadar çok iyi değildi ama problem yaşıyordu yani bunları. Yani şunu söyleyebilirim, iyi bir arkadaştı, hoş sohbetti. Yani bir suçu yoktu. Tek suçu bu halkın özgürlüğü için mücadele etmesiydi. Bu halkın aydınlanması için mücadele etmesiydi. Bunu söyleyebilirim. Ağır hastalar var. Bu hakikaten bir insanlık suçudur. Bunun için acilen bir şeyler yapılmalı. Ki bütün siyasi tutsaklar için yapılmalı. Yani siyasi tutsaklar birer rehinedir. Biz hepimiz öyleydik. Yani herhangi bir suçumuz yoktu. Bizim suçumuz işte bu dili, kendi ana dilimizi, şimdi konuşamadığımız kendi ana dilimizi konuşmaktı ya da onun için mücadele etmekti. Bunu söyleyeyim. Havane bazı bahvalki ve gredoybi. Bahvalki ve gredoybi. Evci anı kavuşamı fakat havane bazı nakoş bi nakoş. Be oksijen jiyan akarını kanı bi berdavan bi ge. Be navidi çıkıya ben nakarını bi tene bima tene nedi bi. Hizmet abi medikir, Ali Karam demin. Aliye tendüristi de sıkıntı abi abi. Vakti gitti, havala seril diye şahı mafim rovadan, Adalet Bakanlığı'ya dan, çen roja jara edibirin nakoşkanı, ne düşmanatı perdikirin, yani hem ben ev ne dikirin, yani nakoşu abi yazı, rapore jvoy vi datın da yine pera esas ne girtin. Proje gibi va bi sve am rad bin işte em bin metaşte dar pişte taşte datın em dijmartın yani em kardiyan datın saim dikirin. Pişti saim evale bazo dert get de birin evi. Revire. De birin revire lüve evale bazo se çar saat de birin evi dedim ha. Be ama hemen her roj de birin. Hemen her roj de birin. Oksijen peyvedi kirin o. Bu oksijeni ancak kanı bir bizya. Bu oksijen net bir zaten. Dibirin, ben saat neye de dibirin, saat donze de danin, karına kadar kar. Pişti ye gün ve disa dibirin. Pişti saat ye gün ve disa dibirin. Beriye karına evar edanin, ilaç evi evin. İlaç dokarın. Zaten ne usabı ya, ne garibu. Yani bir ilaç, bir oksijen ne garibu. Yani haber devam bir kirin, net bir. Nakaşya kaç boy dozi ne kadar pers gerek yani tamam en ben rurreşya düşmen ne kadar düşmen ya şey düşmen hati nezik avidi bi fakat de fark avit işte tabi yani çıma per düşmen hati tekrar çıma avin averden çıma işte oha nezik avidi ben vi evtişta de fark avit işte tabi evtişta zani bi jibo veci ya istiyor kadar ne kadar lüber var ne kadar yani ama çıma vecin ezebi vecim ere bir ama verden ya şey از دوز آخه از نرم نزیب گفت. نه اول بازم بری جو هواالتی و گردایی بود. یعنی به دوزه واجی گردایی بی. یعنی نخواشی پر ندکر ام ببین پرسگریک. یعنی اوایی دوز اوی بیا. یعنی پرسگریک اوی دوز اوی بی. پرسگریک اوی نه جیانا وینا شخصی بی. یا جی نه رازی اوی بی. اساس دوز بی.
bi doza xwe girê dayî bî. Zaten ji ber bi doze ve girê dayî bî, siya xwe li ber wan netewand. Yani ne gote, ez tisekî bibêjim ya jî ez ama tisekî bikim bira mi bibim berdin, wisa nêzik nebî. Girtiyên xwe ji zaten em bibin gor hiquqa xwe nêzik bibe, gor em bibin qanûnê xwe nêzik bibe, lazim e bên berdan, wisa nêzik nabe ki. Yani hiquqa dijminatiyê dimeşîne, yani ji bo girtiya teba wisa dike, hiquqa dijminatiyê ji ber ku dimeşîne. Va girtiya nav berde, yani em şaş nekemin, yani wisa em ewe ki ji van nepêna, yani ewe nerm bibin, ewe nexweşe mena berdin, wisa nakin, yani zora wan inek inek tenga bibin ye berdin. Ji bo vê vêyekê lazim e işte em tevger, em bi tevger bin. Yani hêza me bibînî wê berdin. Wallah em deng nekin berdan nav. Yani em siya xwe em bêdeng bibin, em nizam çawa bikin. Ewê işte were keremê ewê girdiye mena berdi wisa nake. Nexweşe mena bira berde na. Bazı yoldaşımız da benim aşağı yukarı 30-40 yıldır bir mücadele arkadaşım. İki dönem Yukarı Göklü'de belediye başkanlığı yaptı. Ben de o dönemde Harfeti belediye başkanıydım. Son süreçte 2004'te tekrar biz parti olarak Harfeti'de belediye başkanlığımızı alınca kendisi de aynı meclis üyesi olarak görevde bulunmaktaydı. Ben de il meclis olarak görevde bulunmaktaydım. Aynı dönemde de bazı arkadaşımız Harfeti belediye başkan vekilliği yapmıştı. Gerçekten de o tanışma olduğu süre içerisinde özellikle Göklü'deki belediye başkanlığı yapmış olduğu süreçte parti ilkelerine dayalı, parti ahlakına dayalı halkımızla birlikte çok güzel bir yere yönetim sergiledi. Yine kendisiyle birlikte biz Harfeti'de belediye meclis üyesi olduğumuz dönemde de yine deminki ifade ettiğim şekilde parti ilkelerine dayalı, parti ahlakına dayalı halkımızla birlikte çok güzel bir yere yönetim sergiledik. Yani bu sisteme bakınca hiç ortada bir şey yokken hukuksuz bir şekilde hem o dönemdeki Mustafa Başkan arkadaşımızı hem de bazı arkadaşımızı içeriye aldılar. Hiçbir suçu yokken siyasi bir tercih olarak 4 yıl, 5 yıl içeride tuttular. Ve bu bazı arkadaşımız içeriye girmezden önce de bir hastalığı vardı. Fakat cezaevi sürecinde de hastadı. Yine siyasiler, yoldaşlarımız, vekillerimiz her konuda bunun hukuksal olarak da serbest bırakılması gerektiğini söylemelerine rağmen dahi bile yine çok bilinçli bir şekilde siyasi bir tercih olarak yoldaşımızın şu anda taziyesinde bulunuyor. Yani bu devletin ayıbıdır. Ve bazı yoldaşın mücadelesinin bıraktığı yerde bizler halk olarak, seçilmişler olarak onu devam ettirmekte kesinlikle kararlıyız. Kesinlikle bir siyasi bir karardır. Kesinlikle bir siyasi bir karardır. Bazı yoldaşımızın ölümüyle ilgili şartlar, koşullar ne olursa olsun bunda cezaevi yönetimi sorumludur. İldeki görevi yapanlar sorumludur. Adli Tıp Kurumu'nda nasıl bir rapor vermiştiler? Bu yoldaşımızın serbest bırakılması gerektiğine dahi bile herhangi bir problem yoktur, cezaevinde kalacak diye rapor tutanlar yine sorumludur. Umarım ki biz bundan sonra da şartlar koşullar ne olursa olsun vekillerimiz, seçilmiş olan arkadaşlarımız biz bunun peşinde devam edeceğiz. Kendisiyle de zaten çocukluktan ben 49 yaşımın hepsini tamamını diyebilirim ki bazı başkanla geçirmişimdir. Tabi 90'lı yıllarda kendisi Avrupa'ya intikal etti bu nedenlerden dolayı. Sonradan Türkiye'ye dönüşünü yaptı. 2009-2008 yıllarında dönüş yaptı. Zaten 2010 yıllarında da aday oldu. Seçimlerde belediye başkanı seçildi. Yukarı Göklü Belediye Başkanlığı'nı yaptı. Bir sene sonra ben de belediye geçiş yaptım. Temizlik beden işçisi olarak kendisinin yanında çalıştım bizzat. 6 sene beraber çalışmışlığım var. Harfeti Belediyesi'nde de çalıştım. Sonra da kendisi tutuklandıktan sonra ben 3 ay sonra görevime son verildi. Kanun hükmündeki kararnameyle işlerime son verildi. Kültürde hani derler çocukla çocuk oluyordu, büyükle büyük oluyordu. Bütün insanları seven, bütün insanlığı kucaklayan bir kişiliği vardı. Tabii hastalığı nedeniyle biraz agresif oluyordu. Yani işte nefes darlığı çektiği için, astım, bronşit, kronik KOAH hastalığı olduğu için fazla şeye gelemezdi. Her şeyi ortamın temiz olmasını isterdi. Kişilere ilgisi, alakası daha büyüktü. Kişilerle her zaman muhatap halindeydi. Halkla diyalog içerisindeydi. Sevecenliği vardı, onu açık söyleyeyim mücadelede.
Yani cenazeye gelindiğinde 7'den 77'ye Göklü Halkı kendisine sahip çıkmıştır. Bu da onun o zamanki verdiği emeğin karşılığı diyelim yani. En son bundan 25 gün öncesinde Hilvan cezaevine beraber dayım oğlumla birlikte bizi çağırdı. Gelsin görüşmeye dedi. Ben gittim. Yaklaşık olarak bir 45 dakika görüştük. Habire güldü, sevecenliği. Gülümsemesi aklımızdan gitmiyor. İşte dertleşme, işte yani ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, neredesiniz, kim var, kim yok, kim gitti, kim kaldı, kim öldü. Herkesi soruyordu. Yani bizden daha çok inancınızın haklıyla mesela bir Göklü'nün su sorunu var, altyapı sorunu var, kimse yapabiliyor mu? Sıkıntılarıyla sıkıntılanıyordu yani Göklü'nün bütün sıkıntılarını şey yapıyordu, sahipleniyordu. Halen cezaevindeyken bütün halkın yani. Yaklaşık olarak 8 aydır zaten bildiğiniz malum üzeri 45 tane arkadaşımız cezaevinde vefat etti. Yani istenilen, bilinen şeyler var. Bunların haklarının verilmesi, ne gibi, yani kendi şeylerini veremiyorlar, ihtiyaçlarını karşılamıyorlar. Bazı başkanın gerçekte de ayakta kalacak, nefes alacak durumda değildi. Son nefesine kadar inancınız olsun, biz biliyoruz ve bununla da övünüyoruz. Halkım halkım diyordu, başka bir şey demiyordu yani. Ailesini bile hiçbir şeyden haberdar etmiyordu.